Değerli meslektaşlarımız, değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Vergi Denetim Grup Başkanlarımız, Vergi Dairesi Başkanlarımız, Grup Müdürlerimiz var aramızda. Onlara özellikle hoş geldiniz diyoruz. ...54 yıl boyunca Türk ticari hayatını düzenleyen 6.762 sayılı yasanın yerine 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 6.102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girecek biliyorsunuz. Küreselleşme olgusunun gereklerini karşılamaya dönük yeni ticaret kanunumuz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından önemli değişiklikler, yenilikler getirmektedir. 1 Temmuz 2012 itibariyle kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyeleriyle şirket üst yöneticilerinin kusurları oranında cezai sorumluluk sorumluluk tutulmaları, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması, kayıtlı sermaye uygulamasının yaygınlaştırılması, ortakların şirkete borçlanmasının yasaklanması, tek ortaklı şirket uygulamasına geçilmesi başlamış olacaktır. Ne zaman? 1 Temmuz. Diğer bizi direkt ilgilenmeyen değişiklikleriyle, yenilikleriyle beraber. Şirket esas sözleşmesindeki genel hükümlerin yeni ticaret kanunu çerçevesinde değiştirilmesi veya tamamlanması işlemlerinin 13 Ağustos 2012'ye kadar yapılması öngörülmektedir. Şirket yönetim kurulundaki tüzel kişilik temsilcilerinin istifa etmesi, onların yerine gerçek ya da tüzel kişilerin yeniden atanması öngörülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin en az 1/4'ünün yüksek öğrenim görmüş olması şarttır gelmektedir. Bunlar, bu son sayıkları 30 Eylül 2012 tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle şirketlerin Türk muhasebe standartları, Türk denetim standartları, Türk finansal raporlama standartları uygulamalarının başlaması öngörülmektedir. 31-12-2013 tarihli mali tablolar, 31-12-2013 tarihli mali tablolarla mukayeseli yayınlanacağı için 2012 yılı içerisinde 34-2012 vali tablolarının bu standartlara uygun hale dönüştürülmesi çalışmalarının hazırlıklarının yapılmış olması gerekmektedir. TÜRMOD ve meslek odalarımız, meslektaşlarımız için yoğun bir bilgilendirme ve eğitim süreci başlamış durumdadır. Tüm meslektaşlarımızın bilgilerini geliştirmeleri yanında müşterisi mükellefleriyle bilgilendirmesi gerekmektedir. Şirketlerin 2013 yılı işlem, belge ve kayıtları bağımsız denetçiler tarafından denetlenecektir. Kamu Gözetim Kurumu ikinci mevzuat çalışmalarına hızla devam etmektedir. Denetim şirketi denetçi tanımlarını yapacak, işletmelere büyük boy, orta boy, küçük boy sınıflamasına tabi tutacak. Ona göre de 1 Ocak 2013'ten itibaren
işletmelerde bağımsız denetim uygulaması başlayacaktır. Meslektaşlarımız hem bu denetçiler meslek mensuplarından olacağına göre meslektaşlarımız hem bu denetimleri iş yürütebilmek için hem de denetledikleri şirketlerin yöneticilerin uyması gereken yeni kurallara uygulamadığını gözetlemek için kendilerini bilgilendirmiş, titizlikle bu konuları irdelemiş ve yeni kurallara göre de, yeni standartlara göre de raporlama yapmaya hazır hale gelmiş olması gerekiyor. Şirketlerin nama yazılı hisselerinin devreye ilişkin esas sözleşme hükümleri 30 Haziran 2013 tarihine kadar yeni düzenlemeye uyum hale getirilecektir. Şirketlerin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar ticaret kanununa uygun internet sitelerini, web sitelerini kurup açmaları gerekecektir. 13 Şubat 2014 tarihine kadar limited şirketlerde 10 bin, kanun şirketlerde 100 bin lira olan en az sermaye hadlerinin tutturulması gerekecektir. Türk Ticaret Kanunu uygulamasında erteleme sinyalleri almıyorum ben şahsen. Ertelenmeyeceğini kabul ederek hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Umarım bu süreci, sıkıntılı, yoğun, yorucu süreci hep birlikte başarıyla tamamlayacağız. Bugün asıl toplanma sebebimiz yayınlanan bir sıra numaralı genel tebliğ çerçevesinde isteyen mükelleflerin elektronik ortamda defter tutabilmelerine olanak sağlanmıştır. Konunun uzmanı, bu konudaki hazırlıkları, çalışmaları yapan, bizzat yapan değerli konuklarımız var. Ankara'dan gelen Gelirler Genel Müdür, Gelir İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı Sayın Umur Doğan ve arkadaşımıza konuyu sunacaklar. Türkiye hızlı bir, bizim mesleğimiz açısından hızlı bir değişim sürecindedir. Değişen teknolojiye uyum sağlamamız gerekiyor. Hepinize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum ve Sayın Uğur Doğan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyur musun Sayın Başkanım? Değerli İdaresi Başkanlarım, değerli yönetim grup başkanları, değerli toplu başkanım, değerli üzerlerim, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz 13 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmış bulunan, resmi gazetede yayınlanmış bulunan elektronik defter tebliği uygulaması ile ilgili olarak sizlere kısaca bir bilgi vermeye çalışacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı malumunuz Türkiye'de elektronik uygulamaları, hem kamudan kamuya hem kamudan vatandaşa elektronik uygulamaları en yoğun bir şekilde kullanan kamu kurumlarından birisi. Bu noktada sadece ülke içerisinde değil, ülke dışında da birçok gelir idaresinin örnek almaya çalıştığı bir idare. İdare özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren elektronik uygulamalara teknolojideki gelişimlere paralel olarak ağırlık vermeye başladı. Bu çerçevede malumunuz 2003-2004 yıllarından itibaren elektronik beyanname sistemine yavaş yavaş geçmeye başladı. Bugün ulaştığımız nokta itibariyle hemen hemen bütün beyannameler elektronik ortamda alınmakta. Diğer taraftan elektronik ödeme sistemleri, elektronik dilekçeler, elektronik borç sorgulamalar, elektronik fatura, elektronik haciz gibi birçok uygulama
yavaş yavaş bizlerin ve sizlerin gündemine giriyor. Elbette çağın gereği de bu. Hem hızla küreselleşen bir dünyada ve bu dünyaya hızla ekonomik olarak entegre olan ülkemiz açısından hem de teknolojideki yeni gelişmeler paralelinde bizim hala kağıt ortamında beyanname alıyor olmamız veya hala kağıt ortamında fatura düzenliyor olmamız, şu anda birçok şirket hala bu çerçevede ama hala defterlerimizi kağıt ortamında tutuyor olmamız adeta iştigal. Biz de dünyanın gittiği yöne doğru gitmek zorundayız ve dünyadaki gelişmeler de büyük ölçüde biraz önce bahsettiğim çerçevede cereyan ediyor. Diğer taraftan hem küreselleşme hem teknolojideki gelişmeler özellikle şirketlerin finansal raporlamalarında yeni bazı zorunlulukları da beraberinde getiriyor ki 6102 sayılı ticaret kanununda, yeni kanununda buna ilişkin çok detaylı, çok esaslı düzenlemeleri görüyoruz. Nitekim dünyada geçmişte yaşanan, özellikle Amerika'da Enron, WorldCom gibi devasa şirketlerin ve bu şirketlerin, denetim şirketlerinin yapmış olduğu bir takım olumsuz uygulamalar, özellikle finansal raporlamalardaki sahtekarlıklar yatırımcıların güvenini ciddi anlamda sarsmıştı. Bu çerçevede yatırımcıların şirketlere olan güvenini sağlamak üzere dünyada çeşitli kanunlar çıkartıldı. İşte Amerika'da bunun en bilineni Sarbanes-Oxley kanunu, ardından Japonya'da, İngiltere'de, Fransa'da, gelişmiş ülkelerde bu kanunlar peş peşe çıkartıldı. İşte bu kanunlar çerçevesinde oluşturulması gereken defterlerin veya finansal raporların teknolojik altyapısını biraz sonra size anlatacağım. Bizim Türkiye olarak da benimsediğimiz, kabul ettiğimiz XBRL teknolojisiyle sağlamak mümkün. Şimdi genel olarak e-deftere göz atalım. Ardından başvuru koşullarına, e-defterin oluşturulma sürecine ve e-defter denetim konularına kısaca bir bakalım. Evet. Şimdi e-defter dediğimizde neyi kastediyoruz? Buna bir bakalım. Malumunuz şu anda hemen hemen bütün şirketler, bütün işletmeler defterlerini bir şekilde elektronik ortamda tutuyorlar. Nasıl tutuyorlar? Bilgisayar programları var. İnsanlar işte faturalar veya diğer kayıtlar, belgelerini elektronik ortama zaten taşıyorlar. Dolayısıyla bugün büyük ölçüde işletmelerin muhasebe kayıtları elektronik ortamda tutuluyor. Elektronik defter bir seri nolu tebliğe göre şu şekilde tanımlanmış. Şekil hükümlerinden bağımsız olarak veri usul kanununa veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanmış. 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun şu anda meri Ticaret Kanunu'nun 66. maddesiyle yine veri usul kanununun mükerrer 242. maddesi çerçevesinde bu iki maddenin verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortak bir tebliğ ile elektronik defteri esaslarını belirlediler. Şu an itibariyle sadece yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması söz konusu. Neden elektronik defter tutulması gerekiyor bundan sonraki süreçte? En başta biraz önce girişte ifade ettiğim gibi teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler artık mükelleflerin kayıtlarını büyük ölçüde elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılıyor. Diğer taraftan bu defterlerin kağıt ortamda tutulması şu anki haliyle hem bir onaylama maliyeti getiriyor hem bir
saklama yükümlülüğü getiriyor. İşte ilgili kanunlara göre 5 yıllık, 10 yıllık saklama zorunluluğu var. Diğer taraftan sunumun ileriki bölümlerinde açıklanacağı üzere elektronik defter ülkede hizmetlerinde birçok kamu kurum açısından, sadece yeni dairesi olarak bunu düşünmek doğru değil, birçok kamu kurum açısından yeni açılımlar sağlayacak bir çalışma. Elektronik defterin sağlayacağı en büyük avantajlardan birisi de hem işletmelerin iç denetimlerinde, bağımsız denetimde hem de veri denetiminde yeni ufuklar açması. Özellikle bağımsız denetimin bu kadar çok gündemde olduğu bir dönemde, şu sıcak gündemde elektronik defter, elektronik denetimin de altyapısını oluşturacak. Dolayısıyla meslek mensupları bir taraftan uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun Türkiye muhasebe standartları üzerinde kafayı bırakırken diğer taraftan da mutlak surette uluslararası denetim standartları üzerinde de kafa yormak zorundalar. Çünkü bundan sonraki süreçte denetim eski usullerle yapılacak değil, mutlak surette elektronik ortamda yapılacak. Bu yönüyle elektronik defterin de sağlayacağı çok büyük katkılar, çok büyük imkanlar mevcut. Bunun şimdiden farkında olur, bu uzun süreci şimdiden başlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan elektronik defter yine hem kamu için hem de özel sektör kurumları için uzaktan denetim yapılabilmesinin yollarını açacak. Bu nasıl olacak? Sunumun ileriki sayfalarında yine bu konuda kısa bir açıklama yapacağız. Elektronik defterin bize sağlayacağı en büyük avantajlardan birisi de hiç şüphesiz uluslararası denetime, uluslararası ortak denetime imkan sağlaması. Bugün ekonomik entegrasyon denildiği zaman, küreselleşme denildiği zaman en çok anlaşılan şey ekonomik küreselleşme. Dolayısıyla çok uluslu şirketler bugün eskiye nazaran daha fazla çok uluslu hale geldiler. Daha çok ülkede lokasyonlar var, daha çok ülkede hizmet veriyorlar. Bu çerçevede özellikle transfer fiyatlandırması incelemelerinde veya fiyatın kaydı incelemelerinde ülkeler arasında ortak denetim yapılması ihtiyacı yoğun bir şekilde hem OECD'nin hem IMF gibi uluslararası kuruluşların gündeminde. İşte bizim Türkiye olarak elektronik defter uygulamasının teknolojik altyapısına kullandığımız XPR teknolojisi de uluslararası ortak denetime imkan sağlayacak birçok çözümü bünyesinde barındırıyor. Evet. Elektronik defter sadece gelir idaresi için değil, sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı için değil, birçok hem kamu hem özel sektör kurumu için birçok imkanın bünyesinde barındırıyor. Bundan sonra SBK'dır, BDDK'dır, İMKB gibi birçok düzenleyici kurum veya sosyal güvenlik kurumu veya kredi taleplerinin özellikle bankalar istediği bir takım finansal bilgilerin elektronik defterin sunduğu, sunacağı esnek imkanlardan yararlanarak oluşturulması daha standart, daha ortak bir formatta oluşturulması daha mümkün gözüküyor. Bugün itibariyle elektronik defter tutma zorunluluğu var mı? Bir seri yolu tepkiye göre elektronik defter tutma şu an itibariyle zorunlu değil. Sunumun girişinde ifade ettiğim elektronik defter şu anda sadece yevmiye defteri ve büyük defter için zorunlu. Tebliğe göre elektronik ortamda tutulacak defterlerin format ve standartları e-defter OTR sitesinde ilan ediliyor. Site şu anda kullanıma açık ve şu anda yevmiye defteri ile büyük defterin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standart ve formatlar belirlenmiş durumda. Size şu anda sadece yevmiye defteriyle büyük defterin format ve standartları ilan edildiği için serbest meslek erbabının veya işletme hesabı esasındaki bir defterin defterlerini elektronik ortamda tutmaları şu an için mümkün değil. E-defter ile e-fatura ilişkisi nasıldır? Bu iki
taraflı bir ilişkiden bahsetmek mümkün. Birincisi başvuruyla ilgili şartlardan birisi tüzel kişiler için elektronik başvuru sistemine kayıtlı olmak gerekiyor. Diğer bir ifadeyle tüzel kişilerden sadece elektronik başvuru sistemine kayıtlı olanlar elektronik defter tutabilirler. Bu şu demek değil, elektronik faturayı bizzat kullanmak şart değil. Elektronik fatura sistemine kayıtlı olmak, başvurmak ve oradan TÜBİTAK aracılığıyla mali mülk temin etmek şu an için yeterli. Gerçek kişilerde böyle bir şart yok. Diğer taraftan elektronik fatura ve elektronik defter entegrasyonu mümkün. Şu anda elektronik fatura okulların, mükelleflerin hemen hemen tamamının bilgisayar programları elektronik faturalar otomatik olarak defterden işliyorlar. Aynı entegrasyonu elektronik defterde kurmakta, sağlamakta mümkün. Sektörler itibariyle farklı e-defterler tutulabilir mi? Kanuna ve yüksek kanuna göre ve aynı zamanda bilgisayarın olduğu elektronik defter genelliğine göre bu mümkün. Sektörler itibariyle farklı elektronik defterler tutulabilir ama şu an için böyle bir farklılaştırma yapılmış değil. Diğer taraftan 2011 yılının yine Ekim ayında Başbakanlık genelgesi yayınlandı. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele eylem planı. Bu eylem planının 5. maddesine göre bu sektörde faaliyette bulunan mükelleflerin 2012 yılının sonuna kadar elektronik defter sistemine geçmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluğu daha sonra ilgili bakanlıklar duyuracaklar. Hem elektronik fatura hem elektronik defter için. Evet. Şimdi elektronik deftere nasıl başvuruluyor? Şartlar neden? Bunlara kısaca bir bakalım. Bir defa elektronik deftere tutmanın ilk şartı başkanlığın öngördüğü standartlara uygun bir muhasebe programına veya daha genel bir ifadeyle bir yazılıma ihtiyaç yazılımın olması gerekiyor. Diğer taraftan gerçek kişilerin elektronik cüzdanının olması gerekiyor. Tüzel kişilere de mali müdürlüğü edinmiş olmaları gerekiyor. Mali müdür biliyorsunuz TÜBİTAK'tan alıyor. Başvuruyu nereye yapmak gerekiyor? Başvuruyu tebliğe göre Gelir Dairesi Başkanlığı'na veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak yapmanız gerekiyor. Elbette elektronik defter tutmak için de bu kapsamda izin almak şart. Evet, tamam. Şimdi burada elektronik defter tutmak için, daha doğrusu oluşturmak için muhtar surette başkanlığın e-defter.gov.tr sitesinde ilan ettiği teknik açıklamalara göre uygun bir yazılıma, uygun bir muhasebe programına sahip olmak gerekiyor. Şu anda biz tebliğ yayınladıktan sonra yazılım firmaları bu yönde hazırlıklarına başladılar. Büyük ölçüde Mart, Nisan gibi bizim öngördüğümüz standartlara uygun elektronik defter modülleri içeren yazılımlar piyasaya sunulacak. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Şu anda olduğu gibi yine muhasebeciler veya muhasebe kayıtlarını kendi içinde tutan mükellefler yine mesela ETA'yı kullanıyorsa, Logo'yu kullanıyorsa, Luka'yı kullanıyorsa bu programları kullanmaya devam edecekler. Ancak bu programların biraz önce bahsettiğim çerçevede Başkanlığın e-defter.gov.tr sitesinde belirlediği format ve standartlara uygun bir yazılım, bir modülleri olacak. Nasıl işte BABS formları çıktığı zaman bu muhasebe programlarına göre BABS modülü ilave edildi ve formlar o modüller kullanılarak oluşturulmaya ve gelir dairesinin sitesine aktarılmaya başlandı. Bunun daha gelişmişini e-defter için düşünün. E-defterde de böyle bir modül geliştirilecek yazılım firmaları tarafından ve
biraz sonra anlatacağım adımlar çerçevesinde elektronik defter bu yazılımlar tarafından otomatik olarak oluşturulacak. Yani elektronik defter oluşturmak için ilgili kullanıcının, muhasebecinin veya müşavirin ilgili kullanıcının ekstra bir iş yapmasına gerek yok. Bu yazılıma sahip olması yeterli. Yani E-Defter'e başvurduktan sonra hemen yararlanmak mümkün mü? Burada hemen yararlanmak şu anlamda mümkün olmayabilir. Başvurduktan sonra talebiniz başkanlık tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme neticesine göre E-Defter'den yararlanabileceksiniz. Ama şu an itibariyle düzelişiyseniz mutlaka E-Fatura sistemine öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Devam edelim. Aile başı beklemek gerekmeyecek yani. Pardon? Ocak ayını, başlangıç için Ocak ayını beklemek diye bir şartı olacak yani. Şartı sağlayan olduğu yerde devam edecek. Evet, evet. Mesela bu sorduğunuz soruya uygun bir soru. Nisan dönem ortasında E-Defter'e geçebilir miyim? Geçebilirsiniz. Mesela Mart ayında Nisan ayında geçmek istiyorsanız o tarih itibariyle geçebilirsiniz. Kağıt ortamındaki defterlere kapanış lastikini yaptıracaksınız. Ve hesap döneminin başından itibaren bütün kayıtları, işte Mart'ta geçirseniz Mart'tan itibaren sistem oluşturacak. Devam edelim. E-Defteri ve kağıt defteri birlikte kullanabilir miyim? Tedbire göre bunun ikisini aynı anda kullanmanız mümkün değil. Dediğim gibi E-Defter oluşturmaya başladığınız anda kağıt ortamındaki defterlere kapanış lastikini yaptırmanız gerekiyor. Ki biraz sonra anlatacağım dönüm çerçevesinde oluşturulan E-Defter hem vergi usul kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal kanun defter statüsünü kazandığı için ayrıca kağıt ortamında defter tutmaya gerek kalmayacak. Kağıt defteri kapanış lastiği yapacağız. Tamam mı? Böyle geçebiliriz. Şimdi E-Defter'in hangi adımlar neticesinde oluşturulduğuna bir göz atalım. Nasıl bir hukukilik vasfı kazanıyor? İlgili birimler nezdinde nasıl deli olma niteliğine ait oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi E-Defter'de kullanılan standart İstiyara dediğimiz bir uluslararası bir standart. Bunu bu işlerle uğraşanlar bu terime aşinadırlar. Bu XBRL bütün dünyada özellikle finansal raporlamalarda kullanılan ortak bir standart raporlama dili diyelim. Hem raporlama hem oluşturulan raporların geliştirilmesi özellikle de analiz edilmesi safhasında çok büyük esneklik sağlıyor. Dünyada XBRL'in şu anda genel olarak iki tane kullanım alanı mevcut. Birincisi XBRL FR dediğimiz finansal raporlamada kullanılan kısım, birisi de XBRL CL dediğimiz defter oluşturma kısmı. Biz şu anda Türkiye olarak finansal raporlama kısmını içeren XBRL-CL kısmını kabul ettik. Defterlerin bu standartlarda oluşturulmasını öngördük. Şimdi XBRL şöyle açıklayalım. Bugün piyasada Türkiye'de veya dünyada çok farklı muhasebe yazılımları kullanıyor ama bu muhasebe yazılımlarının ortak dili konuşması hem ülke içerisinde hem ülke dışında oldukça zor. Bir takım dönüşüm faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Aynı dili konuşabilmek için. Ama XBRL-CL bütün dünyada ortak bir standart ve format oluşturduğu için, örneğin İngiltere'deki bir firmanın stoktan anladığı neyse Türkiye'deki bir firmanın, Japonya'daki bir firmanın da stoktan anladığı aynı şey demek. Diğer taraftan elektronik defterin alt tarafını oluşturan bu teknolojiyi ülke içerisinde kullandığımız zaman bütün ülkedeki muhasebe programlarının aynı dili konuşmasını da sağlamış olacağız. Devam edelim. Şimdi peki 1 Ocak 2013'ten itibaren 6102 sayılı kanuna göre UFLS'ye uyumlu TMS standartlarına göre muhasebe kayıtlarının tutulması gerekecek. Bu elektronik defter açısından nasıl bir anlam ifade ediyor? Kayıtları ister tek düzene göre tutun, ister Türkiye Cumhuriyeti'ne göre tutun, ister işte Amerika'daki ISB'ye göre tutun.
bu XBR açısından hiçbir farklılık arz etmez. Kayıtların nasıl tutulduğuyla ilgili bir teknolojik çözümü değil. Dediğim gibi teknolojik disiplinlerine göre kayıtlar nasıl tutuluyor ise bunların isimleri bir şekilde değiştikten sonra da UFRS'ye göre aynı şekilde kayıtlar tutulmaya devam edilecek. Devam edelim. Dünyada XBR kullanımı gittikçe yayınlaşıyor. Bugün sadece Avrupa'da değil, özellikle Kuzey Amerika'da, Asya'da, Japonya'da birçok ülke gittikçe artan bir şekilde bu teknolojiyi kullanma yönünde yasal düzenlemeler yapıyorlar. Bu artık bizim için de olmazsa olmaz bir gelişme. Biz de bir şekilde eğer ekonomik olarak dünyaya entegre olacak isek XBR'ye geçmemiz gerekiyor idi. XBR'ye geçtiğimiz zaman bizim işletmelerin özellikle finansal raporlarını dünyadaki diğer ülkeler tarafından da yetkilen anlaşmasını sağlamış olacağız. Şimdi e-defter nasıl oluşturuluyor? Buna bir bakalım. Şimdi elektronik defterin oluşturulabilmesi için ilk adım ne dedik? Bir defa bizim belirlediğimiz formül ve standartlara uygun bir yazılıma sahip olmak gerekiyor. Bu yazılıma sahip olduktan sonra ilgili muhasebe programları, yazılım firmaları, versiyonlarını yeniledikçe bu yazılımlar bu modülde bu versiyonlarda olacak. Defteri hazırlanacak elektronik ortamda. Devam edelim. Elektronik ortamda hazırlanan bu defter elektronik imza ile gerçek kişiler için imzalanacak veya diğer kişiler için mali mühürle mühürlenecek. Ve bu elektronik imza değeri dediğimiz veya gerçek tüzel kişiler için mali mühür değeri dediğimiz sayılardan oluşan bir imza değeri üretilecek. Bu imza değeri, bu sayısal imza değeri mükellefin bu elektronik defter yazılımının içerisine gömülü berata yüklenecek. Bu berat, devam edelim. Bu berat bizim e-defter volteri adresinde yer alan uygulamaya, elektronik defter uygulamasına yüklenecek. Yüklendikten sonra Gelir Dairesi Başkanlığı mükellefin oluşturup da bizim sisteme yüklediği berata kendi mali mühürünü vuracak. Bunu hani noterlerin bu tasdik şerhi gibi düşünüyor. Defterlerin başındaki tasdik şerhine nasıl noter mühür vuruyor. Burada da bu berat dediğimiz şey muhasebe programlarını otomatik oluşturacak. Bu berat dediğimiz şeyi mükellef Gelir Dairesi'nin sitesine yükleyecek ve Gelir Dairesi kendi mali mühürünü bu beratın üstüne vurduktan sonra mükellefin hem defterleri yasal bu beratla birlikte büyük yasallık kazanacak. Bu 7 adımda anlattığım şeyin tamamını bu e-defter yazılımlarının kendisi otomatik olarak yapacak. Dolayısıyla şu anda tek tek bu adımlar yapılıyormuş gibi gelebilirsiniz ama onu dediğim gibi bu programların kendisi otomatik olarak yapacak. Burada dikkat edilmesi gereken şey mutlak surette bir beratın olması. Nasıl bir noter tasdik şerhi olmaksızın defterin hükmü ifade etmiyor. Aynen o şekilde bu mali gelir dairesinin mali mühürünü içermeyen beratla bir hüküm ifade etmez. Bu berat dediğimiz şey o defterin türünü, işte yevgeni, büyük defter, dönemini, işte VKN'sini, şirketin ismini, muhasebecinin ismini vesaire içeren o defterin kimlik bilgilerine itibaren elektronik bir dosya. Yani kağıt ortamında bir belge değil, tabii ki isterse kağıt ortamında da bunu sanabilir ama nasıl elektronik defter dijital bir belge, aynı şekilde berat da dijital bir belge. Elektronik defterin herhangi bir yere ibrazında, ister yeni dairesi olsun, ister vergi denetim kurulu olsun, ister mahkemeler olsun, mutlak surette defterle birlikte beratın da ibrazı zorunlu. Peki o beratın o deftere ait olup olmadığı nasıl anlaşılacak? Bununla ilgili olarak
biraz önce bahsettiğim e-defter.gov.tr sitesinde elektronik defter görüntüleme aracı dediğim bir program var. Bu program üzerinde bu defterin bu beraata ait olduğu, bu beraatın bu deftere ait olduğu çeşitli elektronik sorgulamalar vasıtasıyla anlaşılabilecek. Sonradan çok zayıf bir ihtimal ama e-defterde bir değişiklik yapıldığı zaman ilk oluşturulan beraatla sonradan alınan beraat farklılık arz edeceği için o defter bozulmuş kabul edilecek. E-defter nereden muhafaza edilecek? E-defter mükellefin kendi bilgi işlem sistemlerinden muhafaza edilecek. Biraz önce anlattığım döngü çerçevesinde elektronik defter beraatının gelir dairesi başkanlığı tarafından onaylanması aşamasında defterin içeriğine ilişkin, muhasebe kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi gelir dairesi başkanlığı tarafından aktarılmıyor. Sadece o defterin o noter tasdik şerhine benzer kısımların bilgisi bize aktarılıyor. Dolayısıyla defterin gelir dairesi bünyesinde veya Gümrük Ticaret Bakanlığı bünyesinde muhafaza edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. E-defteri yurt dışında tutmak mümkün mü? Bugün gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde e-defterin elbette yurt dışında tutulması mümkün. Ancak tebliğe göre e-defterin yurt dışında tutulmasına İlgili Bakanlıklar şu an itibariyle müsaade etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık sınırları dahilinde defterin Türkiye'de tutulması gerekiyor. Diğer taraftan son zamanlarda, son birkaç yılda özellikle bulut teknolojisi dediğimiz bir teknoloji çok yaygınlaştı. Bulut teknolojisi nasıl bir şey? Bu size sanal bir veri merkezi hizmeti sunuluyor. Yani siz işletmenizde bilgisayar teknolojilerine, bilgisayarlara, işte UPS'lere, jeneratörlere yatırım yapmak yerine bir internette bir alan kiralıyorsunuz ve bütün verilerinizi o alanda muhafaza ediyorsunuz. Dünyada sadece özel sektör kurumları değil, birçok kamu kurumu da artık bu bulut teknolojisini kullanıyor. Yani kendi verilerini, kendi bilgi işlem sistemlerinde değil, belli bir ücret mukabilinde bu bulut teknolojisi satan firmaların o serverlar üzerinde muhafaza ediyorlar. Yani düşünün ki işte bugün Türkiye'deki bir büyük şirketin defterlerini Hindistan'daki bir şirketin serverında tutuyorsunuz. Bulut teknolojisi böyle bir şey. Bize en çok gelen sorulardan birisi bu. Defterimizi bulutta tutabilir miyiz? Şu an itibariyle biraz önceki soru çerçevesinde biz defterlerin bulutta tutulmasına pek sıcak bakmıyoruz idare olarak. Ama Avrupa'da bazı idareler buna yavaş yavaş müsaade etmeye başladı. İlerleyen dönemlerde bu bulut teknolojisindeki güvenlik sorunları aşılırsa Türk Gelir İdaresi de bu yönde çözümler düşünebilir. Ama şu an itibariyle dediğim gibi verilerimizin mutlak surette kendi bilgisayarlarınızda tutulmasında fayda var. Evet. Şimdi elektronik defter ve denetim konularına kısaca bir bakalım. Şimdi burada denetim dediğimiz zaman mutlak manada veri denetimini anlamam çok doğru değil. Bugün bütün dünyada veri denetimi öncesinde internetlerin verisel uyumlarının artırılmasına dönük gönüllülüğü diye tabir edilen çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla elektronik defter bu kapsamda onun denetimine çok sayıda katkı sağlayabilecek bir açılım. Öteki diğer taraftan 6102 sayılı yeni TPK çerçevesinde bağımsız denetim yapacak denetçi şirketleri için veya diğer denetçiler için yine elektronik defterin sunacağı imkanları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Yine vergi denetiminde, uzaktan denetimde ve ortak denetimde bir takım imkanlar sağlıyor. Şimdi bunlara anahtarı itibariyle bakalım. Uyum denetimi dediğimiz şeyi genel olarak üç başlık altında incelememiz mümkün. Bunlardan birisi beyan öncesi denetim dediğimiz şey. Burada sistem nasıl işliyor? Mükellefler beyannamelerini vermeden önce hem KDV beyannamelerini veya gelir kurumlar vergisi beyannamelerini vermeden önce
idareler tarafından oluşturulan veya özel sektör tarafından oluşturulan bir takım denetim programları vasıtasıyla defterlerinin denetimini yapıyorlar ve ondan sonra beyannamelerini idareye gönderiyorlar. Örneğin burada bu programlarda örnek veriyorum. İşte mesela KDV oranlarına ilişkin bir takım kurallar geliştirilebilir. İşte amortisman ilişkin, dövizlerin değerlenmesine ilişkin veya stoklara ilişkin bir takım kurallar geliştirilebilir. Bu kurallar elektronik denetim dediğimiz bir takım hasebe programları tarafından otomatik olarak defter programları atılmak suretiyle denetleniyor. Hatalar, eksiklikler varsa bunlar mükellefe bildiriliyor. Yani mükellef kendi kendine test ediyor, kendi kendine denetliyor ve beyannamesini düzeltip ona göre idareye gönderiyor. Dünyadaki bazı ülkelerde defterlerin veri denetimi öncesi böyle bir süreçten geçirildiğini görüyoruz. Yani denetim elemanı mükellefin defterini istediği zaman, biraz sonra ona ilişkin bir örnek vereceğim, defterini kendisi o programlar vasıtasıyla denetliyor ve ondan sonra denetim elemanı götürüyor. Diğer taraftan 6102 sayılı kanun biliyorsunuz, şirketlerin bağımsız denetimine, esas denetimine çok büyük önem veriyor. Bağımsız denetçinin her şeyi denetlemesi mümkün olmayabilir. Kanunun gerekçesinde biliyorsunuz bu açıkça ifade edilmiş bağımsız denetim şirketlerinin onlarca, yüzlerce müşterisi olabilir. Dolayısıyla o şirketin her şeyine vakıf olmayabilir. Bağımsız denetçi, bağımsız denetim şirketi bu çerçevede işletmelerde iç kontrol sistemlerinin veya sürekli denetimin yapılması bir zorunluluk arz ediyor. Dolayısıyla uyum denetim başlığı içerisinde bağımsız denetim kısmında da bağımsız denetim öncesi elektronik defterin kullanılması suretiyle bir ön denetimin veya önleyici denetimin yapılması mümkün. Bugün itibariyle elektronik defter oluşturulduktan sonra kayıtların güvenliği değiştirilememesi büyük ölçüde sağlanmış oluyor. Özellikle verilerin ilişkilendirilmesinde bunu işte bir holding bünyesinde farklı şirketler açısından düşünün. Tek standart ve tek format oluşturuluyor. Aynı zamanda gelir dairesinin müdürü vurulduktan sonra bu defterlerin bir veri kurma niteliği var. Şimdi bu defter üzerinden yeni TTK'da ifade edilen muhasebe denetimi, finansal tabloların denetimi, envanter denetimi, 378. maddede bahsedilen risklerin erken saptanması ve yönetimi, risk denetimi ile yine dürüst resim ilkesi diye tabir edilen işletmenin mali tablolarının gerçeği yansıtması, tutarlı olması yönüyle bir takım denetimleri elektronik denetim araçları vasıtasıyla yapmak mümkün ve bundan sonraki süreçte de bu işler böyle olur. Diğer türlü eskiden olduğu gibi kağıt üzerinde denetim yapma değeri büyük ölçüde kapandı. Dolayısıyla özellikle yeni mali müşavirleri, meslek mensuplarının elektronik defterin sunduğu sunacağı bu tür imkanları göz önünde bulundurarak mutlaka tek başına değil ama birlik halinde bu çalışmalara şimdiden başlamaları gerekiyor elzem. Devam edelim. Şimdi vergi denetiminde elektronik defter nasıl kullanılacak? Şimdi denetim elemanı sizden defterini, elektronik defteri istedi. Elektronik defteri işte CV ile getirebilirsiniz veya uzaktan erişim imkanları ile mükellef vergi denetim elemanı, vergi müfettişi diyelim. Elektronik defterinize ulaştı. E-Defter Gov.tr'deki E-Defter görüntüleme araçı programı ile defterinizin ve beraatınızın birbiriyle uygun olduğunu gördü. Ondan sonra defterinizi, bu yasal defterinizi, kanun defterinizi aldıktan sonra bir takım programlar vasıtasıyla bu defterlerin elektronik olarak denetlenmesi mümkün. Şu anda Veri Denetim Kurulu tarafından kullanılan işte SESAM
bir program var. Bu Avrupa'daki birçok ülkede yoğun şekilde kullanılan bir program. Diğer taraftan yine birçok ülke tarafından kullanılan özel sektörün geliştirdiği işte İDEA, ACL gibi elektronik denetim araçlarıyla da elektronik defterler üzerinde denetim yapılması artık çok kolay. Şu anki haliyle denetim